Merhabalar, Öğretmenler Odası'na hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki videoları seyrettiyseniz Öğretmenler Odası'nda biz dertleşiyoruz aslında. Biraz da gündemden haberdar ediyoruz. Sizlere eğitim gündemi olsun, kayıtsız kalamadığımız ülkemizle ilgili uluslararası gündemi olsun. Bu konudaki görüşlerimi daha Türkçesi işte sosyal medyada okuduğumuz, gazetelerde, internette okuduğumuz haberleri yorumluyoruz. Buna ilişkin bir çalışma bu. Vaktiyle dediğim gibi bir okul müdürüm öyle demişti. Öğretmenler Odası'nda gerçekten en samimi yorumlar yapılır. Buna ilişkin asıl zümre toplantıları Öğretmenler Odası'ndadır derdi. Gerçekten de öyledir. Bu da bir nevi böyle bir çalışma. İlerleyen aşamalarda belki bunu canlı hazırlayıp işte Zoom veya bir başka programda sizlerin de katılımıyla genişletebiliriz ama şimdilik böyle devam edelim. Çünkü henüz daha kamera disiplini almış değilim. Zaman zaman tabii kamerayı ayarlayamayabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Oturacak ama zamanla oturacaktır. Çünkü biz belli bir noktaya bakmayı, öğretmen milleti olarak belli bir noktaya bakmayı beceremeyiz. Zaten de doğru da değildir. Hani sınıfta ders anlatırken bile veyahut da bir eğitimi bir şeyler anlatırken bile bütün oradaki katılımcıları, öğrencilerimizle göz göze gelebilmek için tek bir noktaya bakmayız. Öğrencilerimizin üzerine göz gezdiririz. Bu nedenle öğretmen arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğunda bunu ben görüyorum. Kamera disiplini yok. Zamanla oturacak tabii ki. İnşallah bu sefer bir öncekilerden daha iyi bir video yayını yaparım diye düşünüyorum. Gündemimize gelince öncelikle mutfaktan tabii ki bir haber vermek istiyorum. Belirtmiştim. Ben Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Açıköğretim kurumlarında, Mesleki Açıköğretim Lisesi'ndeyim. Bizim sınavlarımız bu sefer online olacak. Geçen bir önceki videoda da bahsetmiştim. Buna ilişkin Genel Müdürlüğümüz bir yazı çıkarttı. Çok da yerinde bir yazı çıkarttı. Kayıt dinlemesi yapamamış olan öğrencilerimizi bu online sınava yetiştirebilmek için 22 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar yani online sınavdan, çevrim içi sınavdan 10 gün öncesine kadar kaydını yenileyebilecekler, yeni kayıt yaptırabilecekler. Bizim Meslek Açıköğretim Lisesi'nde yüz yüze eğitimler devam ettiği için şey yok. Bu dönemde sadece kayıt yenileme işlemleri yapabiliyoruz. Ama Açıköğretim Lisesi yani düz lise yeni kayıt da alabiliyor. Bunu değerlendirin derim sevgili öğrenciler. Tabii ki bu konuda Açıköğretim kurumlarına bakan müdür yardımcısı arkadaşlarımız varsa bunu da değerlendirsinler, öğrencilere ulaşabileceklerine ulaşsınlar, gruplar falan var. Ne kadar kişiyi kazandırabilirsek, mağduriyeti giderebilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Online sınavın çerçevesi belirlendi. Buna ilişkin işte internete bağlı makinalarda bilgisayar olsun, tablet olsun, cep telefonu olsun öğrencilerim sınava katılabilecekler. Yeni düzenlemede son şeyi yayınladık. Zaten sitelerimizde de bunları görebilirsiniz. Açıköğretim Lisesi'nin web sitesi aolmap.gov.tr bilmeyenler için. Meslek Açıköğretim Lisesi'nin web sitesi maolmap.gov.tr. İmam Hatip Lisesi'nin aoihl.mapgov.tr şeklinde. Buralara girip son güncellemeleri takip edebilirsiniz. Hep söylüyorum, yine belirteyim. Tabii ki sosyal medyaya girin. Sizinle ilgili oradaki gruplarda nispeten kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Bizlere soramayacağınız soruları gruplarda sorabilirsiniz. Elbette ki. Tabii ki mail adresimi ben buradaki mail adresimi de vereyim. taylanacar.eğitimdem.net adresine bana da mail gönderebilirsiniz. Ben de yardımcı olabilirim bildiğim şeyleri anlatabilirim. Mail atabilirsiniz bana isterseniz. Veyahut da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Ben de yorumla size cevap verebilirim. Dediğim gibi 15 Şubat'a kadar kayıtlar yapılabilecek, kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bunu kaçırmayın diyorum. Kayıt deneme ve ilk kayıt işlemlerini. Sınava da dediğim gibi bilgisayarlardan, sistemden öğrenci numarası ve şifresini girerek sınava gireceksiniz. Bizim buradaki açık öğretim bilgi yönetim sistemi var. Sonuçları sınav merkezi, sınav kağıtlarını falan çıkarttığınız bölüm öğrencilerimiz zaten bunu biliyorlar. Ya da bu işin içinde olanlar zaten biliyorlar. Bunu kullanarak
çalışmanızı yapabilirsiniz. Olabildiğince bütün arkadaşlarınız, açık öğretim kurumları içerisindeki bütün arkadaşlarınız bu konuda çalışıyorlar. Sorularınıza cevap veriyorlar IP telefonlarından ya da mail kanalıyla cevaplar ulaşabilir. Ama zaten web sitemizde sürekli olarak biz bunları güncelliyoruz. Bunları okuyup doğru bilgi almak açısından, sağlıklı bilgiler almak açısından önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi fırsat buldukça bu öğretmenler odası videolarında bu tarz gelişmeleri anlatacağım. Bir başka konu sosyal medyadaki son gelişmeler üzerine. Biliyorsunuz Facebook ve Instagram'da temsilci atamasına karar verdi. Göreceğiz tabii ki sonuçlar nasıl olacak çünkü hepimizin bu konuda kaygıları var. Çünkü işin sadece finansal boyutu olsaydı bunu finansal boyut olarak çözülebilirdi ki ben her zaman da söylediğim bir şey var. Ben nasıl vergimi ödüyorsam, siz nasıl verginizi ödüyorsanız maaşınızdan ve asgari ücretli bir çalışanımız gelirinin belli bir kısmını gelir vergisi olarak ödüyorsa bizdeki peşin peşin kesiliyor. Sıradan bir esnaf, küçük esnaf vergisini ödüyorsa milyonlarca dolarlık bir reklam geliri olan sosyal medyada bizim ülkemize tabii ki reklam vergi ödesin. Elde ettiği bir gelir varsa ülkemiz üzerinde bunu sağlayabilsin. Mantıklı olan da zaten bu. Ancak hazırlanan düzenlemelerde onları kaygılandıran boyutlar var tabii ki. Onun için Facebook bir nevi şerh düştü. Evet ben temsilci atarım ama dedi. Yani buna ilişkin bir temsilci üzerinde bir baskı hissedersem temsilcimi geri çekerim dedi. Tabii bunun yolları vardır. Çünkü bu şeyler olduktan sonra çünkü temsilci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. Dolayısıyla bu yapılacak olan düzenlemeler mahkeme kararı şeklinde gelecektir. Mahkeme bağımsız mahkemeler diyecektir buna uygulayacak olan kişiler. Nasıl düzenleme olacak, nasıl sonuç alınacak bilmiyoruz. Tabii bunun daha ötesi biraz da bizim bu videoların dışına çıkacak ama herkes gibi sosyal medyadan faydalanan bu konuda içinde olan bir kullanıcı olarak hepimiz beklemekteyiz tabii ki. Tabii ki Twitter buna girmedi. Dolayısıyla 19'undan itibaren dün itibariyle reklam gelirleri kesildi. Artık reklam yayınlayamayacak Twitter üzerinde. Ben hoş görmüyorum da pek sosyal medyayla çok aram yoktur. Özellikle Twitter'da okurum sıklıkla böyle tweet atan bir insan değilim. Ama yani girdiğim zaman böyle reklamlara falan rastlamıyorum. Facebook'taki gibi bir yoğunluk yok keza YouTube'daki bir mantık Twitter'da görünmüyor. İnsanlar yani bunlar bir yerine giren kişiler bilgileri paylaşmak, işte efendim bu konuda görüşlerini söylemek, hatta hani birazcık daha siyaset anlamda söyleyeyim, aktivistler giriyorlar. Hani yayın evleri falan var, onlarınkiler olabiliyor mu bilmiyorum ama yani çok yoğunluk yok, Facebook'taki bir yoğunluk yok. Yani reklam gelirleri nasıl elde ediyor bilemiyorum ben Twitter'ınkini. Rastlamıyorum çünkü şeydeki gibi, Facebook'taki gibi rastlamıyorum. Bu konuda Facebook daha profesyonel geliyor bana. Yani orada mesela bir sayfayı izlediğim zaman ona ilişkin şeyler geliyor. Hemen kullanıcı eğilimini gösteriyor. Atıyorum ben bir işte konfeksiyon üzerine bir sayfada oyalandıysam hemen onlar geliyor. Mesela kilo problemi olan bir insanım ben. Hemen mesela kilo vermeyi sağlayan program bir sayfaya girdiğim zaman Facebook bana buna ilişkin diğer şeyleri de gösteriyor. Twitter'da bunu göremedim. Zaten hani WhatsApp'ta da bahsetmiştim. Yürüyorum videolarında da bunu söylemiştim. Ya benim bir itirazım olmaz böyle bir şeye. Yani eğilimim varsa benim girdiğim şeylere girip alternatif gösteriyorsa benim o konuda vizyonumu arttırır. Bu nedenle çok abartılı olmadığı müddetçe ben sosyal medyada reklamların yayınlanmasına karşı değilim. Bunlar yayınlansın. Benim eğilimlerimi ölçüyorsa, hani kullanıcı sadakati denilen bir kısım varsa buna ilişkin olsun. Benim beğenilerimi ben orada sosyal medyada diğer bildirimlere bakarken onlara da bakabileyim. Ben bunda bir sakınca göremiyorum açıkçası. Ama diğer işte vergi boyutuna, finansal boyutuna geldiği zaman ben kesinlikle bu kararı alan kişiler gibi düşünüyorum. Yani evet ben vergimi veriyorsam kusura bakmasın. Facebook'ta versin, Instagram'da versin, efendim diğer sosyal medya yazılımları da, içerikleri de
versinler. Bakalım göreceğiz. Tabii ki uygulamada nelerle karşılaşılabilecek göreceğiz. Tabii ki hepimizin temennisi bende de var. Umarım yani bu farklı şekilde değerlendirilmez. Efendim bir sansür gibi değerlendirilmez. Çünkü insanlar özeli vardır. Yani biz toplum olarak perdesini kapatırız. Yani biz akşam olunca evimizin görülmesini istemeyiz. Diğer ülkelerde, ülke insanlarında olduğu gibi biz perdemizi kapatırız ve özelimizi yaşarız. Sosyal medyada da bu var. Yani insanlar özelini yaşarlar. WhatsApp'ın bir şekilde sözleşmede bilgilerin alınıyor olması insanları niye tedirgin etti? Çünkü özelini bahsediyor. Yerine göre mahremini yazıyor. Bundan dolayı da dolayısıyla bunları görmek, bunda hassasiyet olmasını isteriz. Bu konuda ölçüyü iyi belirlemek lazım. Yani mahkeme kararıyla bazı şeyler olmalı tabii ki ama burada tabii yargı iyi işlemesi gerekiyor sosyal medya uygulamalarında. Ancak o zaman sonuç alınabilir. Bir vergi gelirimiz olsun tabii ki. Çünkü Twitter'ın işte ne kadar ilerleyecek onu da kestiremiyoruz şu anda. Girdiği zaman sonuçta Türkiye'den ayrıldığında ki bu zaman zaman oldu. Biliyorsunuz bir dönem YouTube erişime engellendi. Ülkemizde bir ara Twitter galiba böyle bir şey oldu. Ama çözüm buluyor insanlar yani. VPN denen bir gerçek var. Ben farklı bir ülkenin vatandaşıymışım gibi girebiliyor teknik olarak bu imkan. İnterneti tamamen kesmeyeceğimize göre artık her işimizi çünkü internet üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla bunun başka yasal düzenlemeleri olacaktır. Bir orta nokta bulunması lazım. Belki bazı maddeler değiştirilebilir. İnsanlar rahatlatılabilir veya sosyal medyanın tamamını temsilci getirebilecek çözümler olabilir. Bunda konuda onların görüşleri ortaya atılabilir. İnşallah sağlıklı olur. Gerçekten her iki taraf istediği gibi sonuç elde edebilir. Göreceğiz uygulamalar nasıl olacak? Twitter ne kadar dayanacak? Nereye kadar devam edecek? Yoksa ülkemizden tekrar çıkmayı mı düşünecek? Bunu göreceğiz. Veya Facebook'un bu konudaki yaklaşımı ne olacak? Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Yani Facebook ne kadar dik durabilecek? Bu da önemli yani. Çünkü sadece vergi boyutu yok. Yani vergisini verelim, versin diyecektir. Ki vazgeçemeyeceği bir şey. Hem YouTube'da hem de efendim Facebook bundan vazgeçmeyeceklerdir. YouTube bakın size YouTube kanalıyla ulaşıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Her türlü içerik de var. İsteyen içerikleri hazırlayabiliyor, bunu denetleyebiliyor. Ben ülkemizde devam edilmesinden yanayım. Yani bu konuda başka işte yerli çalışmalar yapılabilir mi? Ama insanlar Facebook'u veya diğer sosyal medya içeriklerini daha iyi tercih ediyorlar. Ben de kullanmak isterim şahsen. Kullanmaya devam etmek isterim. Bakalım ne olacak? Bunu göreceğiz. Bir başka konu arkadaşlar. Şu bir haftadır konuştuğumuz, üzerinde yoğunlaştığımız siyasilerin, tarafın konudaki muhatapların konuştuğu bir konu var. Şiddet. Saldırı da demek mümkün ama. Yani işte geçen cuma günüydü. Neredeyse bir hafta olacak. İşte bir tane gazeteci, Uğuroğlu muydu galiba? Orhan Uğuroğlu galiba. İşte Yeni Çağ Gazetesi'nde gazetecilik yapıyor. Köşe yazar aynı zamanda. İşte efendim... Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, bir de KRT'de bir şey vardı, televizyon yayıncısı, şu an aklıma ismi gelmedi. Hepsi aynı günde saldırıya uğradılar. Özellikle Selçuk Özdağ ciddi bir yaralanma aldı, hastanede falan. Hala orada mı bilmiyorum, taburcu oldu veya olmadı tam hatırlamıyorum şu anda. Sonuçta tabii ki siyasi boyutları konuşuluyor. Ben tabii ki siyasi boyutunu konuşmayacağım. Biz bu videoların konusu değil zaten. Siyasi derinlemesine yorum yapmak. Ama şiddet hepimizin bir şekilde kayıtsız kalamayacağı bir şeydir. Ben 12 Eylül insanıyım. 12 Eylül jenerasyonuyum diyeyim. Bunun acı sonuçlarını çok iyi gördük. Yani sağ-sol davasının, kutuplaşmanın çok acı sonuçlarını gördüm ben. Yani ben 12 Eylül ihtilali olduğunda, darbesi olduğunda ortaokul öğrencisiydim. Ve o andan itibaren üniversitede bile 84'te, 85'te bunun bütün izlerini yaşadık biz. İşte ben
şeydeyken 80'den bahsediyorum, ortaokul öğrencisiyken köyde yüksek sesle şarkı söyleyemezdik. Ergeniz, 12-13 yaşlarındayız. O dönemlerde hatta 15 yaşında, pardon, ortaokul öğrencisi olduğumda herhalde, evet, 14-15 yaşlarındaydım. Ergeniz, genciz, kanımız deli akıyor. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek istiyoruz. Orada köyümüzdeki karakolda bir Ali Kıran Başkesen'di resmen. Yani bunun sonuçları olduğunda vur deyince öldürüyorlardı. Yani bunun tabii ki komik sonuçlarını üniversitede de gördüm. İşte ticaret, turizmde muhasebeyi bilenler bilirler, nazım hesaplar vardır, anlatılır. Bizim bir hocamız vardı üniversiteyken, nazım hesapları anlatırken komünizm propagandası yapıyor diye şikayet etmişlerdi. Yani darbe döneminde gerçekten çok yoğun bir baskı hissedebiliyoruz ve ben burada bunun tedirginliğini yaşıyorum. Bu kutuplaşma iyi değil. Yani insanlar fikirleri öne sürsünler. Hepimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Yeter ki bu konuları farklı görüşteki olan, farklı fikirdeki olan görüşleri yeterince ifade edebilelim. Birbirimizi dinleyebilelim ve fikrimizi anlatırken kelimelerimize, cümlelerimize dikkat edelim. Yani bunlar olduğu zaman farklı fikirdeki insanlar pekala konuşabilirler. Demokrasi biraz da zaten tahammül sanatıdır. Yani birbirimize tahammül edeceğiz. Bu böyle olmaz. Ya sağcısı da, solcusu da, ülkücüsü de, sosyalisti de birbirine tahammül edecekler. Ancak o zaman toplumsal barış ortaya çıkabilir. Bu nedenle önceki zamanlarda da olmuştu. İşte Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta saldırı düzenlendi. Sığındığı ev yakılmaya falan kalktı. Bir cenazede önüne mermi falan konuldu. Şu veya bu kişi meselesi değil bu. Bu kime uygulanırsa uygulansın, kim uygularsa uygulasın, karşıyız, karşı olmalıyız. Yani kutuplaşmanın önüne geçmeliyiz. Ya insanlar birbirlerinin fikirlerini çok rahat ifade edebilmeliler, birbirlerine tahammül edebilmeliler. Olmadığı zaman bu sonucu ben sağ sol davalarında insanların birbirlerine silah çekmesine kadar şahit oldum. Silah çektiler, insanlar birbirlerini öldürdüler. Ve anne babalar zaten bu yeni jenerasyon, o dönemdeki jenerasyon apolitik olmasının sebebi de o. Yani memleket meseleleriyle ilgileneceğiz derken insanlar canından oluyordu. Belli gazetelere, belli dergilere okuyan insanlar öldürülme sebebiydi. Yani direkt öldürüyorlardı. Böyle olduğu zaman hepimiz çocuklarımız, göz bebeklerimiz, onların şeylerini istemeyiz, onların canının yanmasını istemeyiz. Bu nedenle uzak durulmasını isterlerdi. Yoksa fikirler ortaya atılması, fikirler tartışılması, bir barış ortamında niye olmaz? Birbirine karşılıklı saygıyla niye çözülebilir? Bunun çözülmesi, tekrar demokratik ortama geçiliyor olması bir hayli zaman aldı. Bu nedenle yani bu şiddete ilişkin bölümlerde öğretmeniz, hepimiz ortamlarda bunu konuşmamız lazım. Ondan sonra öğrencilerimize bunu anlatmamız lazım. Çünkü kullanılan şeyler ya çok cahil oluyor ya da bizim öğrencilerimizin yaşındaki kişiler, çocuklar kanları deli akıyor. Yani ve bunlara kendilerini yetiştirme konusunda bilgi vermemiz lazım. İnsanlar kendilerini ifade edebilmeliler. Bununla duyabileceği rahatsızlığı ifade edebilmeli. Bu nedenle de ifade edebilmeli. Bu nedenle kitap okumayı teşvik etmemiz gerekiyor. Bakın benim eğitimden de yeni kitaplar serisini koymamın sebebi bu. Veya okuyorum videoları koyacağız. İşte eli kulağında buna ilişkin çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü okuyunca insanlar fikirlerini daha iyi anlatabilecekler, rahatsızlıklarını daha net söyleyebilecekler. Okuyunca olur bunlar. Ve bu bir kişinin iki kişinin okuması meselesi yok. Ben okuyorum. Benim okumam yetmiyor ki. Otobüste bindiğim kişiler de okuyacaklar, anlatabilecekler, rahatsızlıklarını söyleyebilecekler, bağırıp çağırmadan. Efendim, bulunduğumuz ortamda insanlar okuyabilmeliler. Yani çünkü biz evimizde sürekli kapalı kalmıyoruz ki. Birçok ortama giriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Sokaktaki insanlar var, otobüste karşılaştığımız insanlar var. Onlar okumadığı zaman ne olacak? Onlar da okuyacaklar. Bu nedenle okumak gerçekten bu anlamda önemli. Ta işi kutuplaşmanın giderilmesi, toplumsal barışın güçlendirilmesi anlamda temelde okumak yatıyor. Bu konuda tabii ki neyi okuyacağız? İstediğiniz okuyun. Yani kendinize ne okumayı seviyorsanız onu okuyun. İster ideolojik kitaplar okuyun, ister efendim sosyal konuları okuyun,
bilimsel eserler okuyun. Size hangisi yakın geliyorsa. Hepsinin kesinlikle faydası olacaktır. Bütün kitaplar şeydir. İçerik olarak size hitap eden şeylerdir. Sizin kişiliğinizi geliştirecektir. İfade tarzınızı geliştirecek. Şurada bakın bir video konuşuyorum. Şu anda 20 dakikadır konuşuyorum. Biraz kitabi şeyler konuştuğumu düşünüyorsanız bu kitap okumaya borçluyum ben. Yani vakit ayırmak lazım okumaya. Vakit ayırmak lazım. İnternet ortamının güzel tarafı da o. Farklı görüşteki sitelere girin. Bütün sayfa, bütün gazetelere göz atın. Ona göre bir fikir geliştirin. Kafanızda canlandırın. Bazen bir karşı fikir olduğunda ben işte bunu bana birisi söylemiş olsa ben bunu nasıl ifade edebilirim diye kafanızda o cümleyi canlandırın. Yani bunlar sizin çalışmanıza faydası olacaktır. Bu da bir toplumsal anlamda, sosyolojik anlamda değerlendirdiğimiz zaman da kutuplaşmanın önüne geçecektir. Ve şiddet bu tarz şiddet olmayacaktır. Allah korusun. Yani Selçuk Özdağ'ı kaybedebilirdik de. Diğerleri küçük yaralar vardı ama işte şoför silah çekmemiş olsaydı belki de kaybedebilecektik. Yani diğer işin mutlaka emniyetle ilgili, adaletle bu ilgili boyutu devam ediyor. İşte herhalde gözaltına alınanlar var. Tutuklananlar falan var. Ama biz yani eğitimciler olarak bunun önüne geçmenin yolu bu. O iş siyasilerin işi, İçişleri Bakanı'nın işi. Onların da yaparken biz de öğretmenler olarak öğrencilerimize iyi yetiştirme, çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Ve onların kandırılmasına izin vermememiz gerekir. Bu da biz bir, öğrencilerimize güveneceğiz. İki, efendim kendimiz anlatırken, çünkü öğrenciler içerisinde de vardır. Siz mesela dersin hiç olmadığınız bir zamanda girip bunu merak edenler, bunu kurcalayan öğrenciler çıkacaktır. Ona ifade ederken, kendi görüşünüzü anlatırken, işte kırıcı olmadan, incitmeden öğrencinizi, bu konudaki görüşünüzü, tabii ki dersi kaynatmadan söyleyin. Ama tabii ki dediğim gibi ölçüyü iyi ayarlamak lazım. Bunu konuşmak lazım. İşte masamda kitaplarda var. 40 dakikalık koridor diye, bunda da uzun uzun bunu anlatacağım. Bu kitabı çok beğendim. Bir okuyayım. Şeyde masamda kitaplardan sonra, kitabı okuyup tamamladıktan sonra da buna ilişkin neler anlatmış Hüseyin Hoca. Ondan bahsedeceğim. Dediğim gibi önemli. Bazı şeyler tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü aman diyorum yani arkadaşlar, aman diyorum. Bu gidişat eğer bu şekilde yoğunlaşırsa kutuplaşmaya kadar gider. Kutuplaşmanın önüne geçmemiz gerekiyor. Bireysel olarak bunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu nedenle ben önemsiyorum. Siz de önemseyin. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.